Merhaba Yalova Netü izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Yalova Spor Başkanı İsmail Kaya. Bu sıcak havalarda kendisini Yalova Netü ekibi olarak burada misafir ettik. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ayağınızın tozuyla. İlk röportajımız size nasip oldu. Hadi inşallah hadi böyle nice röportajlar yaparız. İnşallah. Başkanım, Süper Amatör Lig'de Yalova Spor'un başına geldiniz. Burada yeni başkanla seçildiniz. Yalova Spor'a yeni bir kurumsal kimlik kazandırarak yeni bir yönetim anlayışıyla Yalova Spor'un başına geldiniz. Bu süreçte neler yaşandı? Nasıl bir süreç geldi? Bundan bize biraz bahseder misiniz? Şimdi bu süreç şöyle oldu. Ben Yalova Spor Kulübü Başkanı olmadan evvel Yalova Belediye Spor Kulübü Başkanıydım. Yalova Belediye Spor Kulübü diye bir kulübümüz var. Amatör branşlarda, futbol branşı olmayan bir spor kulübümüz. İşte yüzme, masa tenisi, judo, boks, güreş gibi faaliyetler sürdüren bir kulübümüz. Yalova Spor'u almaya karar verdik. Belediye Başkanımızın da destekleriyle. Yalova Spor'u almaya karar verdik ve Yalova Spor'u aldık. Yalova Spor'u alırken biraz ateşten bir gömlek giydik. Evet, bayağı bir ateşten gömlek. Bayağı bir ateşten gömlek giydik ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz Yalovalıyız, Yalova Spor sevdalısıyız. Sağ olsun belediye başkanımız da her türlü desteği vererek bu taşın altına elimizi koyduk. Evet, çok güzel. Şimdi başkanım şöyle bir şey var. Şimdi sondaki soruyu aslında biraz da başta sormak istiyorum size. Yalova Spor'a, Yalova'da biraz siyasi gözle de bir bakanlar oluyor. Burada Yalova Spor'un hangi pozisyonda, bir siyasi bağlantılı mı bir Yalova Spor göreceğiz? Yoksa herkesi kucaklayan bir Yalova Spor'a mı şahitlik edeceğiz? Şimdi şöyle, herkesi kucaklayan bir Yalova Spor göreceğiz. Çünkü Yalova Spor Kulübü siyaset üstüdür. Tüm şehrin bir markasıdır. O yüzden A parti, B parti hiç fark etmiyor. Her kesimi katı sürekli kucaklayacağız. Şöyle bir durum var. Dışarıda da bunun algısı çok yapıldı. AK Parti yönetimi gibi olunmuş diye söylemler çıktı. O doğrudur ama şöyledir. Ben az evvel bahsettiğim gibi Yalova Belediye Spor Kulübü Başkanıydım. Yalova Spor Kulübü Başkanı olurken Yalova Belediye Spor'la Yalova Spor Kulübü'nü birleştireceğiz diye aldık. Bu niyetle yola çıktık. Bu niyetle yola çıktık evet. Ve şu anki yönetim mevcut Yalova Belediye Spor Kulübü yönetimidir. Biz zaten sizin hali hazırda bir kadronuz var. Evet, o kadroyla direkt Yalova Spor'a geçtik. Bir kongre yapmadık. Tabii zaman içerisinde kongre yapıldığı zaman tabii bütün kesimi kucaklayan yönetim oluşacaktır. Bu kongre süreci önümüzdeki günlerde ne zaman planlıyor musunuz? Şöyle kongre sürecimiz var. Ayın 29'unda kongremiz var. Ama o kongre seçim kongresi değil, tüzük tadilatı kongresi. Tüzükte değişiklik yapıyoruz. Tüzükteki değişikliğimiz de şu. Yalova Belediye Spor iptal oluyor. Yalova Belediyesi Spor oluyor. Yalova Belediyesi Yalova Spor oluyor. Birleşmeyi meclis kararıyla çıkarttık. Federasyona yazılarımızı yazdık. Çok güzel. İsim değişikliği yapabilmemiz için tüzüğün değişmesi lazım. Anladım. Tüzük değişebilmesi için de kongre yapmamız gerekiyordu. Seçim kongresi değil bu. Tamamen tüzük kongresi olacak. Tüzük kongresi. Bir tadilat geçti. Tadilat geçirecek. Şimdi Yalova Spor'un kadın ve erkek olarak takımı olarak olduğunu biliyoruz futbol takımlarının. Bu süreçte Yalovalılar Yalova Spor'da farklı branşlarda da şey izleyecek mi? Tabii şöyle söyleyeyim. Farklı branşlarda tabii ki olacak. Yani katılacak mısınız fazla? Tabii. Şöyle biz zaten Yalova Belediye Spor'la Yalova Spor birleştiği zaman otomatikmen az evvel saydığım işte masa tenisinde birincilikte takımımız var. Bayan ve erkek olarak. İşte güreşte takımımız var. İşte vuşuda takımımız var. Boksta takımımız var. Bunların hepsi Yalova Spor çatısı altında birleşecek ve Yalova Spor sadece futbol kulübü değil. Tam bir spor kulübü olacak. Amatör branşlarıyla, tamam, futbol kulüpleriyle, yani bayan futboluyla, erkek futboluyla, amatör branşlarıyla tam bir kulüp olacağız. Geçmişte vardı zaten şöyle masa tenisinde, bilek güreşinde Avrupa dünya şampiyonu çocuklarımız var. Bunlar geçmişte şampiyon olmuşlardı. Bunları çok iyi pazarlayamadık. Çok iyi algı sunamadık. Şimdi artık Yalova Spor'la birleştikten sonra en büyük hedefimiz o. Hem gençleri heveslendirip aynı zamanda da Yalova Spor'a bir kimlik kazandırmak. Şimdi merak edilen bir şey daha var. Şimdi Yalova Belediyesi ve Yalova Spor ortaklığından bahsettiniz.
Şimdi buradaki burada kamuoyunun aklında takılan şeyler var. Bu ortaklık nasıl ilerleyecek? Yani siz, yani Mustafa Tutuk mu başkan olacak? İsmail Kaya mı başkan olacak? Yani başkan sizsiniz, tamam, ama bu ortaklıktan nasıl bir sonuç doğacak? Bunu çok merak ediyorum. Bu ortaklıktan şöyle bir sonuç doğacak. Şimdi belediyenin desteği Yalova Spor'da her zaman olacak. Evet. Bu da çok önemli bir etken spor kulüpleri için. Yeni kanunlara göre, yani geçmişte çıkan kanuna göre, yeni kanun demeyeyim, belediye başkanları kulüp başkanı olamıyor. Evet, doğru. Kulüp başkanı olamadıkları için, ama kulüplere, tüm kulüplere, yani Yalova Spor değil, tüm amatör kulüplere destek verebiliyor. Yalova Spor'da şehrimizin markası olduğu için belediye bünyesinde, yani belediye bünyesi derken belediye destekli. İlerlediği zaman hem bu işte gelen futbolcular halk nezdinde çok daha bir itibar bırakıyor. Bu şekilde de ortaklığımız yürümüş oluyor. Ama şöyle bir şey var. Yalova Belediyesi'nin bünyesine geçmeyle Yalova nasıl diyeyim? Belediye Başkanı Yalova Spor Kulübü Başkanı olmuyor. Tabii onursal başkanımız. İşte kamuoyundaki o kafa karışıklığını gidermek adına sordum. Şöyle işte. Tabii ki onursal başkanımız. Tabii kendisi, ben az evvel söyledim, biz taşın altına elimizi soktuk. Ha. Kendisi gövdesini soktu sağ olsun. Gerçekten bu zamana kadar Yalova tarihinde hiçbir belediye başkanı bu derece isim hakkı vererek kulübe yaklaşım göstermemişti. Belediye başkanımız bunu gerçekleştirdi. Yani birleşme böyle bir birleşme. Belediye denetiminde, belediye kontrolünde bir kulüp olacak. Faruk Yiğit desem, yeni teknik direktörü. Daha önce de birkaç kere gelmişti. Faruk Yiğit'in teknik direktörlüğünde ne gibi hedefleriniz olacak? Yeni transferlerle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz ilk geldiğimizde Faruk Hoca ile anlaştık. Hı-hı. Faruk Hoca geçmişte Yalova Spor Kulübü'nün başına gelmiştir. Tecrübeli bir hocamızdır. Milli takım görmüştür. Futbolu çok iyi bilen. Milli takım görmüş. Daha hocalık olarak ben kendisine çok güveniyorum. Şöyle bir yapılanmaya gittik. Faruk Hoca'nın işte Fenerbahçe'de işte birincilik takımlarında oynamışlığın vermiş olduğu tecrübe, milli takımı görmesi gençlerimizi heveslendirir. Futbol bilgisini zaten tartışma. Tabii ki. Ve kendisi de şunu istiyordu, artık Yalova'dan yetiştiği için, Yalova'nın bir yerlere gelebilmesi için o da bizler gibi taşın altına elini koymayı kabul etti. Hı-hı. Sağ olsun ciddi bir fedakarlık yaparak bizle anlaştı. Dedi hep beraber yola çıkıyoruz dedik. Faruk Hoca'ya güveniyoruz yani. Sonuna kadar. Süper. İnşallah hedeflediğimiz yere kadar gidiyoruz. Çok hızlı yol aldınız başkanım. Yani şöyle söyleyeyim. Yalova Spor'a hani adımınızı atar atmaz ummalı çalışmalar yaptınız. Tesisin yenilenmesi adına bir şeyler yaptınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kongreden aldıktan sonra tesisler çok kötü bir durumdaydı. Ama şöyle bizde olan tesisler şu anda PT'de, hatta birincilikte bir sürü takımda yok. Çok güzel tesislerimiz var ama tabii şu an tesisler. Şöyle tesisimiz, iki tane tesisimiz var. İşte yanımızda sahamız var. Tesislerimiz şu anda 5 yıldızlı otel gibiydi ama tabii virane şekildeydi, kötü şekildeydi. Dedik buradan başlayalım. Sağ olsun yönetimle beraber bizzat kendimiz çalışarak parkelerimiz kendimiz söktük. Parkeleri de kendimiz. Evet, kendimiz söktük. İşte bir arkadaş işte lavaboları söktü. Biz parkeleri söktük. Yani hepimiz bedenenle çalışarak bismillah dedik, başladık. Başkanımızı getirdik. Eksikleri söyledik. A'dan Z'ye, ben inşaatçıyım aynı zamanda. Evet, A'dan Z'ye kulübümüzü çok güzel bir hale getirdik. Şöyle bir baktınız şeye, stada. Dediniz ki kulüpte şunlar eksik. Evet. Oradaki tecrübenizi de orada kullanarak çok iyi bir bir tesis yaptık. Yani şu anda 5 yıldızlı bir tesisimiz var. Şöyle başkanım, şimdi böyle biraz daha geçmişe doğru gittiğimiz zaman Yalova Spor'da sürekli bir maddi imkansızlıklarla boğuştuğunu gördük. Her kim başkanımız olsun, sizin gibi onlar da gayet hummalı çalışmalar yapmak istediler. Fakat şimdi bir combo yaptınız. Şu kombodan kastım şu, Yalova Spor'a İDO ve notlarıma bakıyorum. Akyol İnşaat ve Kadın Spor Kulübü spor takımına da Semt 77 sponsor oldu.
bu sponsorluklar böyle artacak mı? Bunlar yeterli mi? Şöyle birkaç tane daha sponsorumuz var. Aha. Onları daha açıklamadık. Mesela yapmadık. Şu anda açıklayayım. Atakent Hastanesi ile de sponsorluk anlaşması yaptık. Sağlık hizmeti üzerine. Sağlık hizmeti üzerine. Üzerine onunla yaptık. Yine böyle küçük bir firmamız var. Hı hı. Onu açıklamayayım. Onunla da bir sponsorluk anlaşması yaptık. Ama şöyle, bu sponsorluk anlaşmalarını yaparken sağ olsun başkanımız ciddi anlamda katkıda bulundu, belediye başkanımız, ama ciddi bir hedefimiz var. Az evvel dediğin gibi çok hızlı başladık. Evet. Yani bu hızlı başlangıç altyapı. Mesela hiç altyapımız yoktu. Bir ay içerisinde yaz okulu 13 yaş grubu, 14 yaş grubu, 15 yaş grubu, 16 yaş grubu. Yaklaşık 4 kategoride altyapı, yaz okulunu saymıyorum. Evet. Yaklaşık 120 tane futbolcumuz, belki geçmiştir şu anda, altyapı futbolcumuz tesislere gelip haftanın her günü idman yapıyorlar değişik günlerde. Bunların başına sağ olsun İlkay hocamızı getirdik. İlkay hoca. İlkay hocamızı getirdik, İbrahim hocamızı getirdik, Yusuf hocamızı getirdik. Altyapı'ya tamamen. Hep spora, sporcuya önem verdik. Tabii tabii. Hocamız. Önemli hocalar. Yalova'da bilinen hocalarımız, evet, zaten. Sadece altyapıya verdik bunları. A takıma ayrı bir ekip kurduk. Altyapıya ayrı bir ekip kurduk. Altyapıyı kurarken şöyle düşündük. Dedik ki altyapı sadece futbol olarak değil, çocuğun gelişiminden okuluna varana kadar. Hı-hı. Tüm altyapısal olarak, yani nasıl söyleyeyim ben size, şöyle bir model getirdik. Futbolla alakadar olan insanlar iyi bilir, altın olduğu modelini. Altın. Yani sadece çocuklara futbol değil, eğitimini de vermek, gelişimini de vermek. Hatta bunun için herhalde önümüzdeki hafta yapacağız. Üniversiteyle protokol yapıyoruz. Hı-hı. Çocukların gelişimiyle alakalı. Çok güzel. İşbirliği protokolü. Onlar da işin okusundan duruyor. Yalova Spor Başkanı'na güvenip çocuklarını çok rahat bir şekilde getirip bırakabilirler. Sizler de o çocukların geleceğini nasıl yönlendirebilirsiniz? Spor adına Yalova'ya nasıl kazandırabilirsiniz? Arda Güler modelleri var burada. İnsanlar görüyor yurt dışına. Çok güzel haberlerle transfer. İnşallah Yalova'mızda da böyle gençler yetişir. Büyük takımlarda, büyük kulüplerde. İnşallah hedefimiz o zaten. Yani. Şimdi başkanım şöyle bir şey daha soracağım. Şimdi az önce stat'tan bahsettiniz ama şu an için gönlünüz bu stat'ta maç oynamaktan yana mı, elverişli mi yeteri kadar? Gerçekten buna inanıyor musunuz başkanım? Şimdi şöyle, bu stat elverişli. Şöyle elverişli, zemin olarak çok elverişli bir stadımız var. Hı-hı. Zemini falan çok iyi. Ama tribünler, karşı tribünler, hı-hı, tribünlerin bir kısmı yapılmış, bir kısmı yapılmamış. İşte bununla ilgili de girişimlerimizi yaptık. Dün bakan yardımcımız Yalova'daydı. Doğru, onu da, evet, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız. Onu da gezdirdik, ona da söyledik. Spor Müdürlüğü de bu konuda. Buna ilgili bir rapor hazırladınız. Rapor hazırladık. Tabii raporları var zaten. Bu herhalde ne zaman diyeyim, yani bir önceden yapılmış ama hükümetin işte bu ekonomik şeyine takılmış. Hı hı. Şimdi artık enzem olduğunu, artık burada Yeşilova, artı Yalova Spor'unda orada maç oynayacağını, hı hı, ve artık taraftar kitlesinin de oraya gelebileceğini anlattık Bakan Bey'e. İnşallah kısmet olursa o da ilgileneceğini söyledi. Yani bu sene içerisinde inşallah biter. Şimdi sponsorluklar falan dedik, onlar cepte. Peki yeni sezonda yine gelir getirici olarak kombine olacak mı? Kombine? Şöyle, kombine amatörde bile satamıyoruz. Hı-hı. Kombine veremiyoruz. O şu anda öyle bir planlamamız yok. Yani kombine vermek, işte bile satmak. Ya biz onu tolerese ederiz. Yeter ki taraftarımız maça gelsin. Yeter ki bizi destekleyin. Yalnız bırakmasınlar. Profesyonel liglerde Yalova Spor'u ne zaman görebileceğiz? Yalovalılar olarak bunu gerçekten merak ediyorum. Şöyle, şimdi biz süper amatördeyiz. Bu sene şampiyon olduğumuzu sayarsak, seneye de şampiyon olduğumuzu sayarsak, 2 sene sonra kısmet olursa 3. ligde, yani 2 sene sonra hedefimiz o. Ve şöyle, yalnız profesyonel çıkmak değil bizim amacımız. Biz profesyonel her harekarda çıkarız. Orada kalıcı olmak. Tabii. Yani Yalova Spor'un artık işte profesyonel, bu üçüncülük olur, ikincilik olur, PTT olur, hiç fark etmez. Artık yeri oralarıdır. Orada kalması gerekebilmesi için, hı-hı, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Altyapıyı o yüzden oluşturduk. Hı-hı. Yalova Spor artık bir daha amatörlerde, ballarda kalmayacak. Layık olduğu yerde kalacak inşallah. Peki başkanım, Yalova Spor'un ciddi bir borcu var mı?
Yani var. Altından kalkamayacak. Yok, şöyle altından kalkamayacak bir borç yok. Öyle çok korkulan kadar da bir borcu yok. Ama bir borcu var. Ama şu anda işte yeni yönetim geldik. Hepsi üst üste geldi. Tesis, işte borçlar, sıfırdan transferler, hedefli bir takım, altyapı peş peşe geldiği için yani bayağı bir zorlanıyoruz. Şimdi şehrin ana dinamikleri sürekli bir Yalova Spor'la haşır neşir olduğunu biliyoruz. Yalova Spor kurulduğu günden beri. Bu süreçte de küskünlükler olduğunu biliyoruz başkanım. Halen bu küskünlükler var mı yoksa siz orada bir merhem olacak mısınız? Biz şöyle küskünlükler tabii ki vardı. Biz de biliyorduk. Biz de Yalova Spor taraftarıydık. Kızgınlıklar, küslükler işte o zamanki yönetimlere yani şöyle söyleyeyim ilk günden bugüne kadar tüm hizmet eden başkanlar hiç kimse art niyeti, kötü niyeti gelmemiştir. Hepsi başarılı olmak gelmişti. O zamanki konjonktür, maddiyat, durum, işte ülkenin genel konjonktürü elverişli olmamıştır. Takım buralara kadar düşmüştür. İşte onlara kızanlar falan olmuştur. Biz bunları biliyorduk, hepsine gittik. Derdimizi anlattık, projelerimizi anlattık. İşte tabii bize de kızanlar oldu, siz kimsiniz diyenler oldu. Ama sağ olsun hepsi yaptıklarımızdan sonra bir şeyler olacağını anladılar. İşte gönüllerini aldık. Hatta şu önümüzdeki günlerde programını yapıyor arkadaşlar. Bütün eski başkanlar, yöneticileri bir araya getirip yemek yiyip bir istişare toplantısı. Çünkü tabii onların hepsinin bizden fazla tecrübeleri var, bilgileri var. Bilgi birikimlerini bize aktarmalarını isteyeceğiz. Ne yapabiliriz? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Diye gideceğiz. Ondan ama şu anda tabii istişare edeceğiz. Şöyle bütün kızgınlıkları ortadan kaldıracağız. Herkes Yalova Sporlu olarak kenetlenmek hedefimiz. Çok güzel. Transfer konuşmak istiyorum. Yeteri kadar transfer yaptık mı? İçinize sindi mi transferler? Ne durumdayız başkanım transfer konusunda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Transfer konusunda kulübe aldığımızda bir tane topçumuz yoktu. Sıfır topçu. Dedik hedefimiz var. İyi bir transfer yapmamız lazım. İyi transfer yaparken iyi para lazım. Doğru. Çünkü biz hedefimiz var. Yani bizim amacımız spor amatörde şampiyon olmak değil. Spor amatörde çok rahat şampiyon olabilirsin. Evet. Yani çok cüzi paraları ama biz şöyle yaptık. Bizim amacımız direkt 3. lige kadar çıkmak olduğu için çok iyi bir takım kurmamız lazım. Benim geçmişte kulüp başkanlığı yapmışlığım var. Doğru. Tecrübem de var bu konuda. Dedik ki şimdiden çok iyi bir takım oluşturalım. Şampiyon olalım. Seneye 2-3 takviyeyle yine durmayalım. Yine şampiyon olalım. Yani takımın altyapısını şimdiden oluşturalım ve bu yüzden de çok ciddi transferler yaptık. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Görevde olduğunuz sürece şöyle 1-2-3 diye sıralasak İsmail Kaya'nın ilk hedefi Yalova Spor'da ne olur 1-2-3 diye sıralasak? İlk hedefimiz ne olur? Bir kere Yalova'yı bütünleştirmek. Evet. Yalova Spor'u tekrar eski günlerine getirmek en büyük hedefim. Bunu yaparken o coşkulu taraftarı yani bu artık başarıyı aştı taraftarı Yalova Spor'un layık olduğu yerde göstermek en büyük hedefim. Ama bunu yaparken benim hedefim değil. Bu bütün Yalova'nın hedefi olması lazım. Hani en büyük hedef diyorsan Yalova'yı birlik beraberlik içerisinde layık olduğu yere getirmek değil. Bu sporun birleştirici gücünden faydalanmak evet, istiyorsunuz başkanım. Peki bir de şeyi merak ediyorum başkanım. İlk başkanlık görevi size tevdi edildi ve yaptığınız zaman nasıl bir duygu hissettiniz? Yani içinizde nasıl bir duygu oldu? Şimdi şöyle ilk tebliğ edildiği zaman veyahut da işte alalım dediği zaman bu işe girelim dediğimiz zaman ateşten gömlek olduğunu biliyorduk. Evet. Çok ciddi yani taşın altına elini koymak değil, gövdeyi koymak, sorumluluk. Biz kendimize göre bir işimiz var, gücümüz var. Vakit kaybı, işte zaman kaybı, işte işlerden geri kalma hepsini biliyorduk. Ama şöyle bir şey var, biz Yalovalıyız, biz buralıyız. Yalova Spor bizim sevdamız. Buralarda olmasına da gönlümüz el vermedi. Dedik ki artık ne olacaksa olsun. Biz bu işin bu taşın altına gireceğiz. Bu görevi de yapacağız. Peki taraftarı sportif başarılarla mı çekmeyi düşünüyorsunuz yoksa bununla ilgili tamam bir futbol oynanacak, ortada bir skor olacak ama biz farklı sosyal projelerle de taraftarı ve kulübü birleştireceğiz diye bir şeyimiz şimdi var. Şöyle
az evvel de demiştim ya, Yalova Spor Kulübü tam bir kulüp olacak. Aha. Yani amatör spor branşları da olacak. Yani futbol tabii ki lokomotif olacak ama taraftara işte sadece maç aldık, maç kazandık değil. O taraftarı işte basket altyapısının maçına da davet edecek. Entegre i̇şte, edecek. Tabii tabii işte güreş entegre edeceğiz. Mesela yani taraftarı komple bir taraftar haline getirip Yalova'nın tüm başarısını komple. Şimdi kozmopolit bir şehir olduğumuz için başkanım, yani Giresun'da da var, Mardinli de var, Urfalı da var, Tekirdağlı da var. Yani o benimseme şeyi, tamam nereli olursan ol gel bir Mevlana gibi. Hangi şehirli olursan ol ama Yalova sporlu ol gibi bir mantıkla mı yola? Tabii o mantıkta şöyle, biz şöyle düşünüyoruz. Bu şehirde yaşayıp, bu şehirde karnı doyan, ticaret yapan, kendini Yalovalı hisseden herkes Yalovalıdır bizim için. Böyle hisseden herkese kapımız açık. Yani herkes bir takımı tutabilir. Herkes işte bir ilden gelmiş olabilir. Ama burada yaşayan herkesin gayesinin Yalovaspor olması gerektiğine inanıyorum. Yani stat'tan içeriye girince yabancılık çekmesin. Yabancılık çekme hissi olan sizi bulsun mu başkanım? Ben geliyorum ama kendimi çok yabancı hissediyorum orada. Bulsun. Biz beraber maç izleyelim. Çözeriz. Beraber maç izleyelim. Hiç sıkıntı yok. Peki taraftara nasıl bir mesaj vermek istersiniz başkanım? Valla taraftara şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Taraftar 12. adamdır. Olmazsa olmazıdır spor faaliyetlerinin. O yüzden biz başarılı olacağız. Bizi yalnız bırakmasınlar. Hep beraber bu Yalova Spor'u layık olduğu yere getirelim. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Benim sormayı unutup da sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yalova halkına, Yalova Spor camiası olarak eklemek istediğiniz bir eklemek istediğim şu var. Yalova Spor'un kapısı herkese açık. Tesislerimiz orada. Herkesi davet ediyorum. Gelsinler, görsünler. Altyapımızla, işte çalışmalarımızla, hocalarımızla 7/24 emrinlerindeyim. Gelsinler, tüm yönetici arkadaşlarımız da orada. Hiç çekinmesinler. Kendi evleri gibi, kendi kulüpleri gibi girip çıkabilirler. Valla başkanım, samimiyetiniz çok iyi, çok güzel. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Yalova ne diyor ekibi olarak sizi burada ağırlamaktan onur duyduk başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah başlar ve devamında da inşallah bu süreci hep birlikte tekrar İnşallah, ekranlardan sana burada bir söz veriyorum. Evet. İnşallah şampiyon olduğumuz her sene buraya, bu programın seninle olacak. Buraya, evet. Bu programları, bu söylediklerimi, bu programda söylediklerimi bana hatırlatırsın. İnşallah. Başkanım, bunları demiştiniz, bunlar oldu, bunlar olmadı. Evet. Bunlar oluyor, takipçisi de olabilirsin. Yalan öyle diyor hafızası olarak bizim ekranlarda. Bunu tekrar kaydedilmiştir. Aynen öyle. O çok, kadar güveniyoruz kendimize. Evet, sağ olun başkanım. Emeğinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yalan öyle diyor izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Yalova Spor'un çiçeği burnunda başkanımız diyelim. İlk röportajını da Yalan öyle diyor ekibi olarak bizlere verdi. Ayağına, yüreğine sağlık. Gerçekten çok hoş, çok samimi bir muhabbet ettik. İsmail Kaya'yı tanımayan herkesin ona ulaşmasını, onunla bir çay içmesini ve hayalindeki projeleri, Yalova Spor'la ilgili olan bütün konuları kendisiyle istişare edebileceğini buradan söylemek istiyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.